Total İstasyonları gün ortasını sunar. Efendim gün ortasından herkese selamlar. Bugün piyasa odaklı programın ilk bölümünde karşılıyor olacağız. Piyasa verilerini değerlendiriyor olacağız. Borsa İstanbul'da 1420 puan sabah itibariyle sabah programımızda da yine değerlendirmiştik. 1420 puan öne çıkıyordu. Borsa İstanbul'da ilk direnç olan 1420 puanı da aşıldığını 1421'den an itibariyle işlem gördüğünü de söyleyebiliriz. Tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam ediyor olacağız. Bankacılık tarafında yükselişler ve öne çeken de bankacılık tarafı olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte Garanti, Akbank, Tofaş, Enka ve Bimaş ilk 5'te yer alan yükselenler arasında olduğunu da hatırlatmakta yarar var. Diğer tarafta ise bununla birlikte bu haftanın en önemli göstergelerinden olan ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisini karşılıyor olacağız. Cuma günü piyasalar bir miktar daha bu taraftaki verileri de beklentiler dahilinde Fed'in öncü göstergeleri olan istihdam politikalarına dair öncü göstergeler olan tarım dışı istihdam verisi Fed'in politikalarını da bir miktar daha şekillendirecek gibi duruyor. Tüm ayrıntıları konuşurken diğer tarafta dolar TL'ye bakacak olursak dolar TL'de dün itibariyle 8.30'un altını test ettikten sonra an itibariyle buradan da 8.45 seviyelerinden işlemden geçtiğini söyleyebiliriz. Tüm bu ayrıntıları yine konuşmaya devam ediyor olacağız. Değerli konuğum Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak bizlerle birlikte. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Pelin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak isterseniz Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul'a bakacak olursak bugün risk iştahının açık olduğu bir gündeyiz. Özellikle ABD'den gelen bilanço güçlü bilançolarla birlikte küresel manada risk iştahının açık olduğu bir haftadaydık. Delta varyantının aksine, delta varyantı endişelerinin üzerine çıkan güçlü bilançolar bu tarafta olumlu bir havayı yaratmıştı. Ardından Asya piyasalarına da bunun geçişkenliğini gördük. İçeriki tarafta da haber akışları olmamasına rağmen bir miktar daha burada küreselle paralel giden de bir Borsa İstanbul olduğunu görüyoruz. Öncelikli olarak sizden yorum almak isterim. Nasıl seyrediyorsunuz? Borsa. Evet aslında küresel çapta baktığımız zaman geçen hafta Fed'in toplantısı vardı biliyorsunuz. Burada özellikle Delta varyantının etkisinin artırmasıyla birlikte bizim konjonktür olarak takip ettiğimiz Fed'in sıkılaştırma meselesinin biraz öteleneceği ortaya çıkınca buradan itibaren risk iştahında artış gösterdiğini yani dolaylı olarak kötü bir olaydan çıkarım yaparaktan iyi bir çıkarım yaparaktan piyasaların risk iştahının arttığı bir döneme girdik. Orada tabii ki Borsa İstanbul'da buradan nemel almaya başladı. Aslında geçtiğimiz hafta işte çarşamba günkü toplantıdan sonraki süreçte yavaş yavaş alımların bizim tarafta da etkisini gösterdiğini görüyoruz. Tabii ki zaman zaman Çin tarafında bazı regülasyon uygulamaları, bununla ilgili bir takım tedirginlikler küresel çapta borsa üzerinde risk iştahını zayıflatıyor ama genel hatlarıyla dediğim bu senaryo şu aşamada geçerli olduğu sürece yani Fed'in bir sonraki toplantısına kadar Eylül toplantısına kadarki süreçte piyasalar bir miktar buradan rahatlayacak gibi duruyor. Tabii ki biz iç tarafta iki tane önemli meseleyi atlattık bu süreçte. Birincisi enflasyon raporunu geçtiğimiz hafta takip ettik. Sonrasında bu hafta itibariyle de enflasyon verileri geldi. Dün itibariyle enflasyon rakamlarını da takip ettik. Veriler biraz tabii ki de yüksek ama tabii ki küresel taraftaki risk iştahının yüksek olması bizi de olumlu yönde destekliyor. Aynı zamanda bizim de açıklanan bilançolarımız var. Küresel tarafta olduğu gibi ikinci çeyrek bilançolarını biz incelediğimiz zaman birçok sektörün bilançolarının iyi gelmeye başladığını görüyoruz. Biz tabii ki burada analiz yaparken 2020 ikinci çeyreği ile karşılaştırmak yerine 2019 ikinci çeyrek ile karşılaştırmayı daha uygun buluyoruz. Çünkü 2020'nin ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi %10'a yakın daralma göstermişti. Yine bizim iş yaptığımız, ihracat yaptığımız birçok ekonomiyi çok ciddi daralmalar gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde %31'lere varan daralma, Euro bölgesinde %15'lere varan daralma, İngiltere'de %20'lerin üzerinde daralmanın olduğu bir çeyrekti 2020'nin ikinci çeyreği. Pandeminin etkilerinin tam anlamıyla olumsuz etkilerinin hissedildiği bir çeyrekti. Doğal olarak burayla kıyaslamak yanıltıcı olabiliyor. Biz de 2019'un ikinci çeyreğiyle kıyasladığımız zaman ulaştırma ve gayrimenkul gibi bazı bir takım yine turizm gibi bir takım sektörler haricindeki sektörlerin şu aşamada toparlanmasının biraz daha bizde hızlı olduğunu görüyoruz ve birçok şirketin bilançosunun
2019 ikinci çeyreğe göre de buradaki finansallarına göre de karlılık olsun, satış olsun fabrik tarafına baktığımız zaman benzer şekilde daha iyi gelmeye başladığını, en azından şimdiye kadar açıklanan bilançoların öyle olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki hisse bazlı fiyatlamalarla birlikte endeks tarafında kendisini hissettiriyor. 1420 seviyelerindeyiz. Buralar aslında kritik bölgeler. 100 günlük basit hareketli ortalama seviyesine geldik. Tabii ki aynı zamanda şöyle bir şey daha var. Teknik olarak baktığımız zaman yine 2020 Mart ayındaki bu pandemi çöküşü sonrasındaki başlayan yükselen trendi kırmıştık. Şimdi tekrar 1341'deki ikili diple birlikte oradan başlayan yükselen trendle birlikte tekrar bu sefer o kırdığımız yükselen trendi test etme noktasına geldik. Bu anlamda teknik anlamda buralar kritik, 1420-1428 arasındaki band kritik. Burası aşılırsa 1466'lara doğru, 1466 bandına doğru yükselişler devam edebilir. Zaten o bölgelerde aşılıyorsa oradan itibaren de tırmanışlar biraz daha hızlanabilir. Dediğim gibi küresel tarafta delta varyantı dolaylı olarak pozitif fiyatlamayı beraberinde getirdi. Majör merkez bankalarının FED başta olmak üzere sıkılaştırma durumlarının ötelenecek olması piyasaları şu aşamada destekliyor. Tabii bizim de mecburi olarak sıkılaştırmayı devam ettirme gibi bir durumumuz söz konusu. Gelen enflasyon dataları bunu bu şekilde bize yansıtıyor. Bunu da tabii ki bir nevi özellikle bankacılık başta olmak üzere fiyatlamalar üzerinde etkisini görüyoruz. Evet, şimdi Yusuf Bey, söylediğiniz gibi tekrar pandemi öncesindeki fiyatlama ve pandemi sonrasındaki fiyatlamaları kıyaslayacak olursak, diğer tarafta delta varyantının tekrardan Merkez Bankası'nın sizin de deyiminizle bir miktar daha sıkılaştırma hamlelerini öteleyebileceği düşüncesiyle birlikte piyasalarda bir risk iştahının en azından bir kendine alan bulması. Diğer tarafta ise bununla birlikte içeride enflasyon rakamlarını da karşılamıştık. Enflasyon rakamlarıyla birlikte de sizce yatırımcı biraz daha buradaki reel getirideki oranın azalması, yani 0.05'lik bir orana gelmesi getiri arayışını öne çıkartır mı? Yani dolayısıyla enflasyonda 18.95'lik manşet rakam var, 19 politika faizi var ve dolayısıyla mevduat faizlerinin de bir miktar daha burada cazibesini yitirip Borsa İstanbul'da getiri arayışı bir miktar daha buraya yükseliş kazandırabilir mi? Ne dersiniz bu açıdan da bakacak olursak? Evet, aslında doğru söylüyorsunuz. Tabii ki de burada mevduat faizlerinin artık cazibesini yitirmesi, reel faizin yok denecek kadar azalmış olması. Hı-hı. Tabii ki bu durum Merkez Bankası'nın eksiklaştırma beklentilerini de artıracaktır bu süreçte. Ama tabii ki Merkez Bankası henüz %19'u geçmediğimiz için sözünün arkasında durmakla birlikte icabında bu toplantıyı pasta geçebilir. Sonuçta %19'un üzerinde çıkılmadığı sürece ek sıkılaştırma yapmak istemeyebilir de. Çünkü Merkez Bankası biz enflasyon üzerine faiz vermeye devam edeceğiz dedi ve enflasyon halen şu anki mevcut politika faizinin altında. Bu anlamda bakıldığı zaman tabii ki de mevduat tarafındaki kazancın sınırlanmış olması yatırımcı tarafını bu tarafa da teşvik edebilir. Daha riskli varlıklara da teşvik edebilir. Yine Fed'in sıkılaştırma beklentisinde artık rafa kalkmış olması piyasaları rahatlatıyor, yatırımcıları rahatlatıyor, risk iştahını artırıyor. Bu da tabii ki yerli yatırımcının da iştahını cezbedince bizim tarafta da bir rally oluşumu söz konusu. Önümüzdeki birkaç haftada yeni bir risk artışı ortaya çıkmaz ise bu yükselişler biraz daha devam edebilir. Tabii ki biz 1420 seviyesi teknik anlamda kritik dedik. Bu bölgeler 1420-28 bandı. Buralar aşılırsa 1460-65 bölgesine doğru gidebiliriz. Ama temel tarafta dediğim gibi biz küresel tarafta olsun, iş tarafta olsun yeni bir risk artışı yaşamaz isek bu süreç biraz daha devam edecek gibi duruyor. Belki de biz de hızlı bir yükselişle birlikte yeni bir tepe denemesi, yeni bir zirve denemesi de önümüzdeki birkaç haftada yapabiliriz. Ama yeter ki küresel ve iş taraftan yeni bir risk artışı olmasın. Peki bununla birlikte model portföyünüzde bir revizyon söz konusu mudur? Özellikle haftalık bazda ekleyip çıkarmalarda sektörel bazda bakacak olursak hangi sektörlere öncelik tanıyorsunuz? Bunu da sormak isterim. Yani bir miktar daha pandemi döneminde sağlık olsun, gıda olsun, bununla birlikte yani sektörler, sanayi sektörü bir miktar daha öne çıkarken işte geride kalmış bankacılık sektörü. Bugün baktığımız zaman bankacılık şu anda kuvvetli bir şekilde gidiyor ve dolayısıyla aslında
yukarı, Borsa İstanbul'da yukarı yönde itici kuvvete sahip. Dolayısıyla yani bankacılık sektöründe bir revizyon gerçekleştiriyor musunuz? Model portföye eklenen sektörler ve çıkarılan sektörler, biraz daha uzak durulması gereken sektörler diye soracak olursam ne dersiniz? Evet, biz bankacılığı esasında 1-2 hafta öncesinden yavaş yavaş model portföylerimize eklemeye başlamıştık. O tarafta bir miktar tabii ki canlanma var. Bizim de tabii ki faiz indirimi beklentilerimizin giderek zayıflamış olması o tarafta biraz daha cazibeyi artıracaktır. Yabancı cazibesi o tarafa tekrar ortaya çıkabilir. Tekrar o tarafa doğru bir risk daha artış gösterebilir bankacılık tarafında da. Bununla birlikte yine bilançolar tarafına baktığımız zaman otomotivin güçlü geldiğini görüyoruz. 2020'de daralmayan, yani çok ciddi şekilde tabii ki satışlar tarafında bunu görmekle birlikte gerek kur etkisi, gerekse işte bazı talep, bazı sektörel, sektör içi bazı fiyatlamalarla birlikte yukarı yönlü hareketler, yani satış tarafında olsun, yani karlılık tarafında olsun, otomotiv sektörünün canlılığını sürdürdüğünü görüyoruz. Gerek 2019'a kıyasla, gerekse 2020'ye kıyasla finansalların iyi geldiğini görüyoruz. Otomotiv tarafındaki biz tabii ki model portföyündeki hisselerimizi koruyoruz. Bununla birlikte zaman zaman yenilenebilir enerji gibi, elektrik gibi bazı sektörlere de artık önümüzdeki süreçte karbon salınımının azaltılmasına yönelik Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çabalarını da göz önünde bulunduracak olursak model portföylerimizi yavaş yavaş eklemeye başladık. Bunlar tabii ki biraz daha orta uzun vadeli trendler için bizim açımızdan önemli olacak. Çünkü yavaş yavaş artık Avrupa Birliği olsun, diğer bölgeler olsun karbon salınımıyla ilgili şirketleri tasfiye etmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili kredilerin durdurulması söz konusu. İşte geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'ın böyle bir çağrısı vardı. Sonrasında Çin tarafından bir çağrı geldi ama tabii Çin tarafı bununla birlikte son günlerde karbon salınımını göz ardı eden bir takım politbüronun açıklamalarını takip ediyoruz. O anlamda tabii ki Çin çok fazla bağlayıcı olmamakla birlikte özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çabaları çok daha önemli olacaktır. Avrupa Birliği biraz daha ön planda. Biz enerji sektöründe bu anlamda yenilenebilir enerji ve elektrik enerjisi gibi bazı önümüzdeki süreçte tekrar gündeme gelecek, gündemin üst sıralarına yer alacak olan enerji sektörüyle ilgili şirketleri de artık izlemeye almış durumdayız. Evet, şimdi burada bir miktar daha önümüzdeki süreç içerisinde Borsa İstanbul ve küresel bağlamdaki fiyat hareketlerine bakacak olursak, son dönemlerde özellikle küresel risk iştahı açıkken Borsa İstanbul bir miktar daha negatif ayrışmıştı. Dolayısıyla burada bir korelasyon kopukluğu vardı. Son günlerde korelasyon kopukluğunun giderildiğini ve burada Borsa İstanbul'un küreselle birlikte paralel gittiğini de görüyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni rekorlar tazelenebilir şeklinde de konuştunuz. Bununla alakalı Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçteki politikaları ile birlikte mi değerlendiriyorsunuz bunu? Merkez Bankası'nın politikalarına biraz değinecek olursam ve bunun Borsa İstanbul'a olan yansımasını değerlendirecek olursak, işte enflasyon verisi önümüzdeki süreçte merkezin bir miktar daha politikasını daha belirgin hale getirecek. Siz ne dersiniz bu bağlamda? Yeni rekorlar görülebilir ya da işte maliyet altı kalan fiyatlamalarda özellikle mesela bakacak olursak maliyetler fiyatlamaların çok daha altında kalmıştı başkan değişimiyle birlikte 19 Mart'ta. Bundan sonraki süreçte değişimde merkezin politikası etkin olur mu? Merkezin politikasına dair açıkçası ben Işık Menkul'ün fikrini de merak ediyorum bu bağlamda. Yani bir ilave sıkılaştırma öngörünüz var mıdır bununla alakalı? Yoksa buradaki enflasyon ve faiz politikasının aynı örtüştüğü nokta seviyesinde değerlendirir misiniz? Bir zirve seviyesi mi görüldü? Bundan böyle nasıl olur? Merkezin gidişatı ve borsayı değerlendirecek olursak ne dersiniz? Evet, zaten bizim negatif ayrışmamızdaki en büyük etken tabii ki de o Mart ayında yapılan Merkez Bankası başkan değişikliğiydi. Ondan sonraki süreçte yabancının da ciddi bir şekilde Borsa İstanbul'u terk ettiğini görmüştük. Şimdi kemik olarak %42-43 bu bantta yabancı var ama tabii ki mevcut durumda Merkez Bankası'nda önümüzdeki birkaç ayda daha mevcut sıkı duruşunu devam ettirmesi elzem haline gelince bu verilerle birlikte ki henüz Ağustos verisini tabii ki de daha görmedik ama Ağustos'ta da büyük ihtimalle bir miktar daha artış olabilir. Bu da ilave sıkılaştırma ihtimalini gündeme getirebilir. Tabii ki Merkez Bankası
bir takım yeni uygulamalar yine eskiden olduğu gibi acaba geçtik de penceresine mi geçecek, fonlama tarafında örtülü faiz artırımı şeklinde mi bu süreci atlatacak, yoksa gerçekten bir faiz artırımı yapacak mı, bu soru işaretleri de yavaş yavaş ortaya çıkacaktır bu süreçte. Ama mevcut durumda baktığımız zaman bu toplantıda tabii ki her ne kadar faizlerin sabit bırakılması yönünde bir konsensus oluşmuş olsa da yine de tabii ki ek sıkılaştırma beklentileri de artık merkezden yavaş yavaş bekleniyor. Bu bir elzem haline gelmeye başladı. Çünkü reel faiz artık tükendi. Sadece 5 bas puan gibi bir sınırlı bir seviyeye kadar düştü. Bu da tabii ki merkezin ek sıkılaştırma yapmasını bir elzem haline getiriyor. Önümüzdeki 1-2 ay kritik olacak. Merkez Bankası büyük ihtimalle 4. çeyreğin başına kadarki süreçte sıkı duruşunu devam ettirerek, belki de ilave sıkılaştırma yapmak zorunda kalaraktan bu süreci atlatmak durumunda. Sonraki süreçte tabii ki 4. çeyrekteki %5'in üzerindeki baz etkisini de kullanarak ve eğer o döneme kadarki süreçte enflasyon da kontrol altına alınacak olursa bir miktar, bununla birlikte 16-17 bandında enflasyonu noktalayabiliriz. Oradan itibaren tabii ki bir miktar belki gevşeme adımı da atmak isteyebilir. Ama bu sefer de Fed'in sıkılaştırması gündeme gelirse yine Merkez Bankası sıkı duruşunu da devam ettirmek zorunda kalabilir. Çünkü pandemi bir yerde bitecek olursa, ki önümüzdeki birkaç aylık süreçte eğer aşılama tekrar hızlanacak olursa, aşısızlar aşı yaptırmaya başlayacak olursa, biliyorsunuz birçok bölgede tekrar vakalar artmıştı. Bu vakaların tekrar azalmaya başlaması da tepenin Ağustos ayında görülmesi bekleniyor, yeni bir tepenin. Bu tepenin görülmesi sonrasında vakalar azalmaya başlarsa biz tekrar sıkılaştırmayı da gündeme getirebiliriz, ki Fed tarafı da bir an önce bunu yapmaya artık istekli gibi gözüküyor. Powell'ın bir söylemi vardı geçtiğimiz haftaki toplantıda. İnsanlar ve şirketler artık pandemiyle yaşamayı öğrendi. Ama tabii ki mecburen Delta varyantındaki vakaların artmasıyla birlikte biz Fed'in şu aşamada sıkılaştırmayı ötelemek zorunda olduğunu, ama ilk fırsatta vakaların azalması, artık pandeminin kontrol altına alınmasıyla birlikte finansal istikrarı da gözeterek mevcut durumdaki işte enflasyon oranlarının çok yüksek olmasından kaynaklı olarak ve tabii ki de faizlerin çok düşük olmasından kaynaklı olarak belki bir ilerleyen süreçte bir konut balonu gibi ya da işte enflasyonun daha fazla yükselmesi gibi riskleri de göz önünde bulundurarak artık sıkılaştırmayı bu sene içerisinde başlaması da muhtemel duruyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Merkez Bankası'nın ilerleyen süreçte biraz daha elini sıkı şekilde devam ettirmesi gerekiyor mevcut politikasını. Bunları tabii ki hesaba kattığımız zaman önümüzdeki birkaç aylık süreçte, tabii ki Fed'in sıkılaştırması başlayana kadar ki süreçte, bizim borsa tarafında da yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Yeter ki yeni risk artışı, iç ve dış taraftan herhangi bir risk artışı ortaya çıkmasın. Biz tabii ki bu modellemeleri yaparken tüm bu gelişmeleri hem kendi Merkez Bankamızın politika duruşunu ve önümüzdeki süreçte yapması gerekenleri, hem de Fed gibi majör merkez bankalarının tutumlarını ileri dönük olarak yapması gerekenlere olasılıkları göz önünde bulundurarak mevcut durumda ilerleyen 1-2 haftalık süreçte ve sonrasındaki pozitiflikle birlikte belki 1-2 ay sonrasında bir rekor da görülebileceğini düşünüyoruz. Yeni bir risk artışı ortaya çıkmazsa. Evet, yeni bir risk artışı ortaya çıkmazsa diğer faktörler sabit kalmak kaydıyla, yani ceteris paribus ifadesini burada da kullanıyoruz. Şimdi bununla birlikte isterseniz bir de Borsa İstanbul sonrasında dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'den de bakacak olursak dün 8.30'un altına geldi ve dolayısıyla burada 8.27 seviyesine kadar geldikten sonra bir tepkiyle beraber yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdi. An itibariyle bakacak olursak 8.44 seviyesinden de işlemden geçiyor. Dolayısıyla burada dolar TL'yi yukarı yönlü iten faktör nedir? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Ya da aşağı yönlü kırılıma ne sebep oldu? Burada dün beklenti üzerinde gelen enflasyon olmasına rağmen dolar TL'de aşağı yönlü bir kırılım söz konusu olmuştu. Aşağı yönlü bir kalıcılık bekler misiniz? Yoksa buradan bir dip denge oluşturma çabasıyla beraber yukarı yönlü hareketlerin eğilimini tekrardan devamını bekliyor muyuz? Evet, Fed'in sıkılaştırmasının ötelenmesi aslında bizi de en sonunda bizim TL yatırımcısı açısından da pozitif fiyatlamayı beraberinde getirmişti. Bir de tabii ki Merkez Bankası'nın ısrarla Mart ayındaki bu değişiklikten sonra Şahap Kavcıoğlu'nun ısrarla sıkı duruş söylemini
devam ettirmesi her toplantıda, her enflasyon raporunda ki en son geçtiğimiz haftaki enflasyon raporunda da biz faizleri artırabiliriz ya da azaltabiliriz demedik. Mevcut durumda ne gerekiyorsa onu yaparız şeklindeki söyleminden sonraki süreçte yine TL ile yine fiyatlamalar da ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte 8.30'un altına kadar dünkü toplantı öncesinde indik. Ama tabii ki burada yatırımcıların kafası biraz karışık. Bir yandan tabii ki de bu sıkılaştırmayı olumlu görüp bununla birlikte TL tarafında pozisyon alınlar ve ilerleyen süreç için ek sıkılaştırma gerektiğini düşünüp bununla birlikte bunun yapılmayabileceği riskini de göz önünde bulundurarak yukarı yönlü pozisyon alan, dolarla yine pozisyon alan, TL'yi satan yatırımcılar da söz konusu. Bu anlamda bakıldığı zaman dünkü işte fiyatlamalarda karmaşık fiyatlamalar biraz bu tarafta ön plana çıktı. 8.30'un altını gördük. Daha sonrasında öğleden sonra uluslararası kurumların artık enflasyon tahminlerini yukarı yönlü çekmesi, artık bununla birlikte tabii ki ek sıkılaştırma beklentilerinin ortaya çıkması kısa vadede acaba eksiklaştırma olmaz ise riskini de beraberinde getirince böyle bir düşünceyle birlikte de bazı yatırımcıların da artık TL tarafını satmak gibi bir durumla karşı karşıya kaldıklarını gördük. Ve tabii ki hedge amaçlı olarak yine kur tarafında pozisyon alan, spekülatif pozisyon alan yatırımcılar mevcut durumda kurun düşmesinde fırsat bilerekten buradan pozisyon alan yatırımcılarla birlikte de yukarı yönlü hareketler başladı. Dün 8.45'lere kadar gelmiştik. Bugün bir miktar daha yukarı yönlü hareket var. Yukarı tarafta 8.52'leri ilk etapta takipteyiz. Buraların üzeri de kalıcılık açısı bizi tekrar 8.60'ların üzerine atabilir. Tabii ki Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantı kritik olacak. Buradan çıkacak sonuçlara göre kur tarafı da kendine bir yön bulacaktır. Evet, şimdi burada Cuma günü de özellikle tarım dışı istihdam verisini program içerisinde siz de vurguladınız ama ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi hem dolar endeksindeki düşüşü hem 10 yıllık tahvil faizlerindeki yönü bir miktar daha gelişmekte olan ülke kurlarını da etkileyecek gibi duruyor. Gelişmekte olan ülke kurları açısından TL'nin değerlemesine baktığımız zaman ay başından bu yana en çok değer kazanan bir para birimi oldu. Bunun nedeni aşırı satılmışlık mı? Bunu sormak istiyorum öncelikli olarak. Yani Mart'tan bu yana baktığımız zaman çok ciddi bir değer kaybından bahsediyoruz. Sayın Naci Ağbal'ın özellikle görev değişimi. 2013'ten politikalara baktığımız zaman, bugüne gelen politikalara baktığımız zaman TL'deki değer kaybı %370'lerin üzerinde. Fakat diğer rakip ülke para birimleri bir miktar daha %150'ler seviyesinde değer kaybıyla sınırlı. Dolayısıyla buradaki neden aşırı satılmışlık bir neden olarak gösterilebilir mi? Bundan böyle en azından gelişmekte olan ülke kurları açısından TL'nin biraz daha rekabet edebilirliğini güçlü mü buluyorsunuz? Yoksa merkezin ilk fırsatta faizi düşürmesi buradaki alanı tekrardan dezavantaj olarak çevirebilir mi? Elbette bahsetmiş olduğunuz gibi tabii ki de TL'nin aşırı satılmış olması, burada negatif yönde ayrışmış olması en önemli nedenlerden bir tanesi. İstersen burada tabii ki bir tepki hareketi ortaya çıkartabiliyor. Bununla birlikte tabii ki merkezin sıkı durmak zorunda oluşu bir miktar son günlerde tabii ki pozitif fiyatlamaları beraberine getirdi ama tabii ki Merkez Bankası bu duruşunu devam ettirmez ve erken bir gevşeme adımı atacak olursa tekrardan bir negatif ayrışma da söz konusu olabilir. O anlamda biz Merkez Bankası'nın kararlarını çok ciddi şekilde takip edeceğiz. Çok dikkatli bir şekilde takip etmek durumundayız. Önümüzdeki süreç kritik olacak. Evet, biz tabii ki kendi rekabet ettiğimiz ülkeler açısından bu lige baktığımız zaman bizim özellikle negatif ayrışmamız bariz bir şekilde söz konusuydu. Yine gelişmiş ülke para birimleriyle de kıyasladığımız zaman çok ciddi şekilde negatif ayrışmalarımız söz konusuydu. Özellikle Mart ayındaki Merkez Bankası Başkan değişikliğinden sonraki süreçte %22'lere varan değer kayıpları söz konusu oldu. Mesela Brezilya'larında %15'lere değer kadar değer kazancı söz konusu olduğu bir dönemde biz ciddi değer kaybettik. Bu da tabii ki bizim aşırı satılmış bir para birimi olarak bir süre sonra bir fırsat ortaya çıkartıyor. Burada tabii ki Fed'in sıkılaştırmasının ötelenmiş olması, bu yöndeki beklentilerin artık Fed'in sıkılaştırmasının belki yıl sonuna kadar ötenecek olmasına işaret etmesi ve Merkez Bankası'nın ısrarlı bir şekilde sıkı duruşunu devam ettireceğine yönelik söylemlerle birlikte birleşince biz de işte o 8.80'lerden 8.30'lara kadar
geldik. Bir nevi bir düzeltme hareketi yaşadık. Bundan sonraki süreçte tabii ki Merkez Bankası'nın atacağı adımlar bu anlamda ana belirleyici olacaktır. Tabii ki küresel taraftaki etkenleri de takip etmek durumundayız. Cuma günü tarım dışı sistem gibi önemli data var. Öncesinde Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri de kritik olacak. Son zamanlarda veriler tarafında da bozulmalar var. Aslında biz bundan sonraki süreçte hep söylüyoruz. Şubat ayından bu yanaki süreçteki aslında tahvil rallilerinin oluştuğu dönemde de söylüyorduk. Kötü veriler açısı iyi fiyatlamalara neden olacak risk iştahı açısından. Ama iyi verilerde tam tersi fiyatlamalar sıkılaştırma açısından düşünüldüğü zaman bu şekilde fiyatlamalar etki bulacak diyorduk. Şimdi aynı şeyi şimdi söyleyebiliriz. Eğer verilerde bozulmalar devam edecek olursa Fed'in sıkılaştırmasının biraz daha ötelenebileceği beklentisiyle birlikte tabii ki risk iştahı artarsa aslında TL gibi varlıklara da hızlı bir şekilde dönüş olabilir. Burada bir tabii ki de talep doğurabilir. Yine bizim çok aşırı satılmış bir para birimi olmamızdan dolayı burada bir fırsat penceresi açılabilir. Ama tabii ki iyi veriler görürsek, verilerin tekrardan toparlandığı bir döneme girersek ve tabii ki varyantların da kontrol altına alınması durumunda da tekrar bizim baskı altına alınabileceğimiz bir süreç Fed'in sıkılaştırması beklentisiyle birlikte hızlıca ortaya çıkabilir. Yusuf Kavak, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz bilgiler, değerlendirmeler için diyelim ve size de iyi bir seans dilerim. Bununla birlikte Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak'la birlikte efendim programın ilk bölümünde piyasaları değerlendirdik. Dolar, TL'ye, TL varlıklarına dair değerlendirmemizi yaptık. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından OYDER Başkanı Turgay Mersin'le birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, bu kez programın ikinci bölümünde OYDER Başkanı Turgay Mersin'le birlikte kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Turgay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar Pelin Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak veriler üzerinden biraz gitmek istiyorum. Ardından yabancı yatırımcıya değineceğiz. Yine bununla birlikte ÖTV oranlarına değineceğiz. Bundan sonra yapılması gereken şeylere değinmek isterim ama Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı ayına göre baktığımızda %45.3 oranında daralırken yalnızca otomobil satışları %47.7 ve hafif ticari araç satışları ise %35.8 oranında bir azalış gösterdi. Bu oranların altında yatan nedir? Özellikle kredi faizlerini örnek gösterebilir miyiz burada? Nasıl görüyorsunuz otomobil sektörünün, özellikle Türkiye'nin en lokomotif sektörlerinden biri olan bu sektörün gidişatını? Teşekkür ediyorum. Öncelikle yurdumuzun bu kötü günlerden geçtiği günlerde hepimize geçmiş olsun. Rahmetli olan vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Gerçekten kötü günlerden geçiyoruz. Tabii ki ticaret ve hayat devam ettiği için de mecburen bunları konuşmak zorundayız. Tekrar bütün milletimize, yüce milletimize geçmiş olsun diliyorum buradan. Evet, %45.5'luk bir düşüş oldu Temmuz ayında. Bu önemli bir düşüş. Sizin sorularınız içinde olduğu gibi burada 3-5 tane neden var. Bunlardan bir tanesi çip krizinin, araç bulmakta sıkıntının olması, bayram ayı olması. Tabii ki bunların en önemlisinden bir tanesi de BDDK'nın geçen ay aldığı, ay başında aldığı hem 36 ayları 24 aya, 60 ayları 48 aya ve araç fiyatlarındaki yüzde kredi kullanım oranlarının düşürmesiyle maalesef dramatik bir düşüş oldu. Bu önemli bir düşüş. Dolayısıyla bunun toparlanması için BDDK'nın aldığı kararlarını gözden geçirmesinde yarar var. Belki önümüzdeki günlerde BDDK yetkili görüşmek için bir randevu isteyeceğiz. Hep konuşuyoruz her yerde. Otomotiv sektör önemli bir sektör. Lokomotif bir sektör inşaattan sonra. Dolayısıyla bu dramatik düşüşü acilen toparlanması lazım diye düşünüyorum. Evet, şimdi burada bir miktar daha Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına baktığımızda 2021 Ocak ve Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %29.6 artarak 442.550 adet olarak gerçekleşiyor ve
Bununla birlikte şu süreç içerisinde sizin yine bir röportajınızda okuyorum. Burada yabancı yatırımcıyı çekebilmemiz için özellikle Türk otomobil pazarını da 1,5 milyon adetlere ulaşılabilir şekilde getirmemiz lazım. Ve bununla birlikte yabancı yatırımcının da en azından bir şekilde dikkatini çekmemiz gerekiyor demişsiniz. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Burada yabancı yatırımcı eksikliğinden bahsediyoruz ve dolayısıyla 1,5 milyonluk bir adetten bahsediyoruz. Buna gidecek olan yollardan en temeli hangisidir mesela? Evet, sorunun başına alacak olursak pazar %29,5 büyüdü gözüküyor Ocak-Temmuz ayına geçen seneye göre. Ama biliyorsun bu büyüme daha fazlaydı. Buradaki büyüme de düşüş hale geldi. Dolayısıyla bu düşüşü acilen durdurulması lazım. Az önce saydığım nedenlerin düzeltilmesi anlamında. Bu anlamda pazar tabii ki 800-850 bin adetlerine doğru gideceği gibi gözüküyor. Ama Türkiye'nin hak ettiği adetler bunlar değil. Biz Avrupa'nın 6. Satış noktasında 6. ülkesiyiz. Ama bizim ayarımızdaki nüfus sayısında olan ülkelerine göre çok çok adet olarak aşağıdayız. Yani bir Almanya ilk 6 ayda 1 milyon 400 bin araç satarken biz ilk 6 ayda 390 bin araç sattık. Dolayısıyla aramızda ciddi bir fark var ama aynı nüfusu sahip bir ülkeyiz. Buradan şuraya gelmek istiyorum sorunuzun içinde. Biz otomotiv yetkili satıcılar olarak geçenlerdeki verdiğim röportajda basın çıkan röportaj yazdığı gibi 1,5 milyon adetlere göre yatırımları yapmış, insan kaynaklarını güçlendirmiş bir sivil toplum örgütüyüz. Dolayısıyla bizim şu anki adetlerimiz 1 milyon altında gitmesi hem pazarın büyüklüğünü hem otomotiv yetkili satıcıları çok mutlu etmemektedir. Tabii ki bizim yetkili satıcı olarak mutlu olmamızdan öte otomotiv sektörü olduğu için birçok sektörü etkilediği için de bu satışların yukarı doğru ivme kazanmasında her zaman yarar var. Bunun için çok ayrı bir sürü neden var. İşte faizler var, ekonomi var, istikrar var, araç bulunduğu var. Bunları ayrı ayrı sayabiliriz. Tabii ki 1,5 milyona giden bir pazarda ne olur? Yine o röportajım söylediğim gibi dış yatırımcıyı çekeriz. Dış yatırımcıyı çekmemiz demek önemli bir istihdam kaynağı demek. Önemli bir inşaatın hareketlenmesi demek. Her platformun, her sektörün hareketlenmesi demek. Tabii ki tek başına 1,5 milyon adet yatırımcıyı çekecek bir durum değil. Bunu bazı arkadaşlar röportajdan sonra eleştirdiler. Bunu ben de biliyorum. Birçok neden var. İşte lojistik altyapımız bunu destekliyor. İnsan kaynaklarımız destekliyor. Yan sanayi destekliyor. Ve bunun yanında da hükümetimizin atması gereken adımlar var. Hükümetimize işte hukuksal altyapı hazırlayacak. Dolayısıyla buradaki hukuksal altyapıyla beraber ekonomimizde güçlü bir kıvama oturursa bu adetlerin ulaşılmaması için hiçbir neden yok. Bununla ilgili beyanatımda yazdığı gibi o 1,5 milyon adetler hem dış yatırımcıya çekecek, ülkedeki ekonomimizi büyütecek, hem lokomotif sektörü, otomotiv sektörü büyüterek içerideki dinamik bir istihdam sağlamasını yararlı olacağını açıkçası düşünüyoruz. Bu çok tabii kısa vadeli bir gözükse de bizim nüfus dinamiğimiz, insan kaynaklarımız hiç bunları hayal etmeyecek kadar da uzak bir noktada değiliz diye düşünüyorum. Evet, özellikle önemli bir konu. Yabancı yatırımcının şu anda istihdam yaratabileceği Türkiye'deki temel sektörlerden bir tanesi. İşte Volkswagen'in mesela Denizli'ye yapacağı yatırımları konuşuyorduk. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımcıyı teşvik edeceksek, eğer doğrudan yabancı yatırımcının gelmesini istiyorsak, bu Türkiye'nin en lokomotif sektörü üzerinden, otomobil sektörü üzerinden olacağını da zaten bunu fark ediyoruz ve söylüyoruz. Bununla birlikte mesela Türkiye'de otomobil sektörüne dair bakacak olursak potansiyelinin ne kadar daha aşağısında fiili durumu, bunu da sormak lazım. Yani Türkiye'de potansiyel olarak değerlendirecek olursak şu andaki durumuyla değerlendirdiğimizde yüzde kaçındayız biz? İşte az önce de söyledim aslında, ifade ettim. Biz otomotiv yetkili satıcı olarak hem insan kaynakları hem plaza yatırımlarımız 1,5 milyon adede kaldırabilecek bir kapasite. Tabii ki yetkili satıcıya göre sermaye yapısı değişken gösterse de tabii ki yetkili satıcıların sermaye yapısını güçlendirdikçe bu adetleri kaldırabilecek açıkçası konumda. Yani ben o beyanatımda açıkçası bir hayal yazmışım veya beyan etmişim gibi gözükse de
Bu uzak bir hayal değil. Her şey biliyorsunuz hayalle başlar. Buradaki olması gereken tek şey ekonomimizin biraz istikrar kazanması, hukuksal altyapı arkasından da ve bu adetlere ulaşmamız için hiçbir neden yok ve bu adetlere ulaşıldıktan sonra da dış yatırımcı sadece otomotiv sektörüne yatırım yapmaz. Birçok sektörde yatırım yapabilir, yan sanayi yatırım yapabilir. Dolayısıyla buradaki bütün derdimiz yatırımcıyı çekmektir. Dolayısıyla bu yatırımcı ile beraber Türkiye'deki istihdamı yukarı doğru taşımaktır. Açıkçası biraz önce sorduğun soruda olduğu gibi tekrar başa dönecek olursak biz bu adetleri kaldıracak güçte insan kaynaklarıyla plaza yatırımımızda yetkili sayacak hazırız açıkçası. 1 milyon adetleri geçmiş senelerde yakınlaşmıştık hatta satmıştık ama son 2018'den sonra yaşanan ekonomik krizden sonra bu adetlerimiz 450 bin lira kadar düştü. Yeni toparlanmaya çalışıyoruz. İşte bu yılda 800-850 bin adet bandında devam edip düşünürsek bu şekilde kapatacağız. Ama hep lafın başında söylediğim gibi biz daha büyük adetlere hazır durumdayız. Evet, şimdi burada en önemli konulardan bir tanesi. Özellikle sürdürülebilir enerji diyoruz, yenilenebilir enerji diyoruz. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin çok ciddi çabaları da söz konusu. Türkiye'de bununla alakalı atmış olduğu adımlar var ve elektrikli otomobil satışına ben gelmek istiyorum. Hibrit otomobillere gelmek istiyorum. 7 ayda gerçekleşen elektrikli otomobil satışı 1019 adet olarak kayıtlara geçti. Buna dair özellikle şu anda bakacak olursak yani siz Oydar Başkanı olarak bir hedeflediğiniz bir durum var mı? Elektrikli satışlar neden mesela tam istenilen düzeyde değil? Bunu da sormak istiyorum. Altyapı mı yetersiz bununla alakalı ya da neden halen daha işte benzine dayalı bir araba satışının önünde yani çok da fazla gerisinde olan bir elektrikli otomobil satışı var? Bir tanıtım eksikliği mi var burada? Bu bağlamda biraz daha o tarafa doğru evrilen bir üretim söz konusu olabilir mi? Önümüzdeki süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi az önce şunu eklemeyi unuttum. Tabii bu 1,5 milyon adetlere ulaşabilmemiz için ve dış yatırımcıyı çekebilmemiz için buradaki ÖTV baremlerinin düzelmesi lazım. Evet. Biliyorsun Avrupa'nın en yüksek vergisine sahibiz maalesef. Hı hı. Bu vergilerin düzenlenmesi ve ÖTV baremlerinin düzenlenmesi lazım. Kalıcı bir hurda teşviği lazım bu adetlere ulaşabilmemiz için. Ve bir vatandaşın da bunlarla beraber aracı ulaşabilmesi anlamında da önemli yarar sağlayacak ve bu adetleri yukarı taşıyacağız. Bu konuyu burada kapatırken elektrikli araçlarla ilgili sorduğun soruya cevap vermek istiyorum. Evet, elektrikli araçlara doğru gidiyoruz. 14 Temmuz Avrupa'nın yeşil mütabakat yayınlaması yapıldı biliyorsunuz geçen hafta bayramdan önce. Bu aslında 2019 yılında çıkan bir yeşil mütabakattı. Ama Covid salgını yüzünden Avrupa bunu askıya aldı. Oradaki ödeneklerini Covid ile ilgili kullandı ama tekrar bunu gündemine aldı. Avrupa Yeşil Mütabakatı'nda 2030'a kadar %50 salınım sağlayacak bir hava yaratmamızı, havayı kirletmeme anlamında bir mütabakat imzaladı. 2055 yılında sıfır emisyon bir hedefleri var. Günün sonunda Avrupa'nın birçok bazı ülkelerinde elektrikli araç satışları hızlı ilerliyor. Tabii ki bunun altyapısında birçok neden var. İlerlemesi veya ilerlememesi anlamında. Tabii ki bizim Türkiye'de daha elektrikli araçlara vergi anlamında çok teşvik yok. Hala içten yanmalı motorlarda bir talep var. Tabii bunu orada da bir vergi düzenlemesi lazım. Ama ondan daha önemlisi bence tabii ki altyapı. Bizim Türkiye olarak bunu daha altyapımız hazır değil. Daha doğrusu dünya teknolojisinde pillerimizin uzun menzille gitmesi hazır değil. Bunu bütün bakacak olursak işte akülerin ve pillerin uzun menzille olması lazım. Yolda seyahat halindeyken dolum şarjlarının olması lazım. Dolum sürelerinin kısaltılması lazım. Dolayısıyla bununla ilgili teknoloji geliştikçe hem Avrupa'da hem Türkiye'de bu hızlı bir şekilde artacaktır. Hepimizin bildiği gibi biliyorsunuz 2023 yılına çıkan yerli bir otomobilimiz var tamamen elektrikli. Bu araçlarla beraber elektrikli araçlar daha rağbet göreceğini düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bunun için vergisel düzenlemeler, şarj noktaları, akünün menzil süreleri hepsi bir önem arz etmektedir. Günün sonunda şunu söylemek lazım.
Evet, elektrikli araçlar hayatımıza girecek. Çok hızlı mı girecek? Evet, son 10 yılımız elektrikli araçlarla hızlanacak. Zaten biliyorsunuz hibrit ve benzin araçlar hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Avrupa'da satış adetleri hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye'de de öyle. Elektrikli araçları tekrar gelecek olursak bizim Türkiye'mizin vergi sistemi düzelmesiyle beraber yukarı doğru taşınacağı gözüküyor. Bir de Avrupa'daki bu yeşil mutabakatın hızlı ilerlemesiyle 2030 yılına kadar pazarın %25 ile %40 arasında elektrikli otomobillere doğru gideceği açıkçası biz yetkili satıcılar değil dünyadaki otomotiv üreticileri öngörmektedir. Buradaki bütün mesele akünün dolum süresi, akünün menzil süresi ve vergilendirmedeki düzenlemeler bu elektrikli aracın satış noktasında hızlanmasına neden olacaktır diye düşünüyoruz açıkçası. Evet Turgay Bey, yani elektrikli satışlar, elektrikli araba üretimiyle birlikte tekrardan bir önceki konuya dönmek istiyorum. ÖTV, yani ayrı bir başlık açarak devam etmek istiyorum. Yani tüketici tarafında da çok ciddi tepki alıyor. Yani Avrupa ile kıyaslanıldığı anda Avrupa'daki fiyatı olan bir arabanın ÖTV'siz fiyatıyla kıyasladığımız zaman neredeyse yarısından çok daha az bir duruma gelen arabanın fiyatı ÖTV ile birlikte çok daha yukarı fiyatlara çıkıyor. Dolayısıyla burada bir alım gücünde de bir azalma söz konusu oluyor. Yani özellikle kurdaki yükselişle beraber mesela 10 yıl önceki almış olduğunuz araç şu andaki aynı şekilde burada çok daha klasman düşürerek farklı araçlar alıyorsunuz. Şimdi ÖTV'ye gelecek olursam, ÖTV'deki bu indirim süreci bekliyor musunuz? Yani önümüzdeki süreçte çünkü devletin bir kere gelir yarattığı en büyük kalemlerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla beklentiler oluşuyor fakat devletten böyle bir adım atılır mı, ne dersiniz? Kesinlikle ÖTV ile ilgili bir indirim olamaz, olmayacaktır diye düşünüyoruz. Yani halkımızın böyle bir beklentisi varsa olmasın. Biz sadece şunu dile getiriyoruz. ÖTV baremlerinin düzenlenmesi. Bunu bazı vatandaşlarımız biliyor, bazı vatandaşlarımız bilmiyor. Rakamlara göre %45, %50, %80, işte %100'e doğru giden bir ÖTV baremleri var. Bu içindeki rakamlar farklılaşıyor. Biz bu aradaki baremlerin düzenlenmesini açıkçası talep ediyoruz. Bu talebimiz eğer yerine gelirse bazı araçlarda kısmen biraz ucuzlama olabilir. Ama bunların düzenlenmesi lazım hızlı bir şekilde. Tabii ki devletin de açıkçası vergiye ihtiyacı var. Özellikle bu pandemi döneminde de kaybettiği bir sürü vergiler var. Bunu da kaybetmek istemiyor. Bu ikisi bir denklem. Biz bunu anlatıyoruz. Bir taraftan araç satışları durarsa vergi daha çabuk azalacaktır. Dolayısıyla bunu düzeltilerek vergi kaybında neden olmasın, araç satışları da artsın. Ve bu satış arttıkça da devletin vergisi daha da artması yönünde telkinde bulunuyoruz devlet büyüklerimizden. Umarım önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki aylarda bu isteğimiz yerine gelir diye düşünüyoruz. Bir taraftan tabii devletimiz de ekonomiyle soğutmak istiyor, enflasyonu düşürmek istiyor, talebi düşürmek istiyor. Ama otomotiv sektöründe talebi düşürmek riskli bir şey. Çünkü birçok sektörü etkiliyoruz, birçok sektöre iş yaratıyoruz, birçok istihdam yaratıyoruz. Bizim ve bizim dışımızdakilere. O yüzden bizim sektörü durdurmak çözüm değil. Hatta bazen onu yürütmek, tekrar devam ettirmek daha büyük yaralar açıyor ve daha zorlu veya daha büyük fedakarlıklar yapmamız gerekebiliyor. Evet, şimdi bununla birlikte diğer tarafta da ihracat kısmına da biraz geçmek istiyorum. Türkiye'den yılın ilk yarısında 192 ülke, özerk bölge ve 5 serbest bölge, yani serbest bölgeye 5.946.591.000 dolarlık bir otomotiv yan sanayi ürünleri de ihracatı yapıldı. İhracattaki gidişata ne diyorsunuz bu bağlamda? Türkiye'nin yine büyümede en önemli bacaklarından bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla ihracat bağlamında özellikle pazar yapısına bakacak olursak ne dersiniz? Şimdi aslında bu az önce anlattıklarımla eşdeğer bir soru. Ben önümde ihracat rakamları yok. Ama şunu biliyorum ki Türk'ün en büyük ihracat rakamı otomotivden geliyor. Dolayısıyla otomotivdeki ihracat rakamı Türkiye için önemli. Aslında bunu şuraya bağlamak lazım. Az önce anlattıklarım hepsini bu doğruluyor. Dolayısıyla bizim önemli bir yerel yan sanayimiz ve ihracat gücümüz var. Üretim gücümüz var.
ve bu üretim gücümüz lojistikle beraber destekleniyor. İşte biz bunu iç pazardaki büyümeyle beraber ve hukuksal altyapıyla beraber ekonomimiz istikrar desteklediğimiz anlamında ciddi anlamda dış yatırımcı çekmememiz için hiçbir neden yok. Çünkü şu gösteriyor ki az önce size rakamları söylediniz. Bizim ciddi bir üretim gücümüz var. Bu üretim gücümüzle beraber ihracat gücümüz var. Ve Türkiye'nin en büyük ihracatını yapan otomotiv sektörü olarak da bunu aslında kanıtlıyoruz. Yani benim o anlattığım birçok şey bu söylediğiniz rakamlarla eşleşmiş oluyor açıkçası. Dediğim gibi benim rakamlar önümde yok. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük ihracat gücü otomobilden kaynaklanıyor. Bunu daha da büyütebilmemiz için dış yatırımcılara çekmemiz lazım. Az önce siz bir marka söylemiştiniz. O marka gelecekti. Evet, vazgeçti. Tabii vazgeçme nedenlerinin içinde birçok neden olabilir. Ama bir gerçek var ki hepimiz biliyoruz. Bu iç pazar önemli. Ekonomik istikrar önemli. Hukuksal altyapımız önemli. Diğer bunlar düzeldikten sonra diğer bütün şeyler bizde var zaten. Yan sanayi var, insan gücü var, lojistik gücümüz var. Açıkçası beyin gücümüz var, her şeyimiz var. Evet, şimdi burada izleyicilerimizden de yine bir soru var. Bizde motor hacmine göre değişiklik gösterirken ABD ve Avrupa karbon emisyon hacmini baz alıyor vergide. Bu tarz bir yeni vergi düzenlemesi yakın zaman için mümkün mü Türkiye'de der? Öyle bir vergi düzenlemesi açıkçası beklenmiyor şu anda yakın zamanda. Hı hı. İşte ben hep söylediğim gibi vergisel düzenlemeler derken bunu aslında bir bütün olarak söylüyorum. Bunun içinde hepsi var. İşte motor hacmi var, emisyon durumu var, sıfır emisyon durumu var. Bunların hepsi oturulup tekrar sil baştan düzenlenmesi lazım. Ama şu anda bu tam gündemde değil. Hükümetimizin başka öncelikleri de var. Bizim şu anda otomotiv sektörü en büyük önceliğimiz ÖTV baremlerinin düzenlenmesi. Yani Avrupa'daki bu düzenlemelerindeki olması için sil baştan bütün otomotiv sektörünün bizim dışımızda işte diğer çatı kuruluşlarında çalışma yapıp devletimizde iç içe masaya yatırıp bunu çalışılması lazım diye düşünüyoruz. Gelişmiş ülkelerde dediğim gibi hurda teşviği de var. Kalıcı bir hurda teşviği var. Yine bizim ülkemizde de bir kalıcı hurda teşviği olması lazım. Hurda teşviği derken şu anlaşılmasın halkımız tarafından. Yani hurda teşviği çıksın, biz çok araba satalım derdinde değiliz. İşte bu emisyon azminin düşünmesi, hava kirliliğinin azaltılması, kazaların azaltılması hepsi bunun hurda teşviğinden geçiyor. Çünkü piyasada hepimiz biliyoruz ki yollarda çok eski araçlar kazaya sebebiyet veriyor, ölümlü kazaya sebebiyet veriyor ve havayı kirletiyor. Yani sonuç olarak o sorunun içinde baktığımızda kapsamlı bir vergi düzenlemesinde yarar var olduğunu her platformumuz söylüyoruz. Evet, bununla birlikte son olarak da Türkiye'deki özellikle faiz oranlarının yüksekliğinden ve sektöre olan yansımasından da bahsedecek olursak, %19'luk bir politika faizi, kredi faizlerine bakacak olursak çok daha yüksek seviyelerde ve dolayısıyla burada Türkiye'de genelde bir araç alımı, krediye dayalı bir araç alımı başta kendini gösteriyor. Bunun sektöre olan yansıması, yılın son çeyreğinde bir düşüş bekler misiniz özellikle faiz oranlarıyla alakalı ve yani en azından şirketin yani otomobil sektörünün bir miktar daha buna yönelik bir hazırlığı söz konusu mudur? Ne dersiniz? Şimdi hepimiz biliyoruz ki faiz bütün sektörleri etkiliyor. Sadece bizim sektörümü değil, inşaatı, tekstilci, mermer, yani aklımıza gelen bütün sektörü etkiliyor. Yatırım yapacaksa yatırımından vazgeçiyor. Çünkü %20 gibi bir faiz olamaz. Bir yılda çok yüksek bir faiz. Bunu ne yatırırsın yatırır, bu parayı çıkartması mümkün değil. Otomotiv sektörüne gelince tabii ki etkiliyor. Etkileme dersek yalan olur. Ama bu adetlere ulaşabilmemiz için de otomotiv sektörü üreticileri, ithalatçıları çeşitli kampanyalar yaparak, bayiden de katkı payı alarak, işte sıfır faizli, düşük faizli kampanyalarla vatandaşlarımız araba sahibi etme yönünde, adetleri satma yönünde kampanyalar yapıyor. Onlar da olmasa açıkçası biz bu adetlere ulaşmamız mümkün değil bu faizde. Bu faiz herkesin bildiği gibi tartışmaya bile gerek yok. Aşırı yüksek. Zaten bunu devlet büyüklerimize söylüyor. Ama faizler düşer mi? Tabii ki faizler düşeceğini şu anki açıklanan enflasyon rakamlarına göre söz konusu değil gibi gözüküyor. Hatta artar gibi de bir kanı var. Ama biz otomotiv üretici firmalar
çeşitli kampanyalarla faizi düşürerek araç satma yönünde hızlı adım atmaktadır. Bir de her pilotlarımız söylüyoruz, Eylül-Ekim ayında yıl sonu doğru geçen sene yapılan kamu bankada yapılan bir kampanyayla desteklenirse gayet de iyi olur diye düşünüyoruz. Tabii ki bu bir kamu bankaları bir yük gibi gözükse de ama öbür taraftan da ticarete verdiği can suyuyla ciddi anlamda bir hareketlilik sağlayacağını düşünüyoruz. Ama genel anlamda faizler düşer mi? Benim şahsım olarak öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Evet, Turgay Bey çok da güzel konulara değindik. Çok teşekkür ediyorum aydınlatıcı bilgileriniz için. Sağlıklı günler dilerim sizlere de. Efendim Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Turgay Mersin'le birlikte yine otomotiv sektörüne yönelik beklentileri değerlendirdik. Özellikle Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı ayına göre bakacak olursak %45.3 oranında bir daralma göstermişti. Bununla birlikte yalnızca otomobil satışları %47.7, hafif ticari araç satışları ise %35.8 oranında bir azalış göstermişti. Turgay Bey ile birlikte konuşmamızda özellikle üretimde Avrupa'da ilk 5 ülke içerisinde yer alan Türkiye'nin ilk 3 sırayı zorlaması ve yeni bir yabancı yatırımcıyı da çekmesi için iç pazarın 1,5 milyonluk bir adetlik satışlara da ulaşması gerektiğinin altını çizmiş oldu. Gün ortasında programımızın sonuna geldik. Yarın saat 8.30'u gösterdiğinde karşınızda olacağım. Tekrardan hoşça kalın. Total istasyonları gün ortasını sundu.